Rahman'ın misafirleri Cuma'mız affımıza, afiyetimize, birlik ve muhabbetimize vesile olsun. Az önce kıymetli ve muhterem hocamız müminin parolasından bahsetti. Selamın öneminden bahsetti. Kıymetli genç kardeşlerim bir cümleyle ben de hocamı Özellikle konusunu hutbemin başında tasdik edici bir cümleyle ifade etmek istiyorum. Selam müminin parolasıdır. Hani askerde veya bir yerde beklerken karşıdaki gelen kişi düşman mıdır? Kimliği, şahsiyeti nedir? Öğrenmek ve bilmek ister ya insan. işte müminin parolası selamdır. O zaman hutbeme bugün selamla başlamak istiyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Selamı alınız. Selam ortada kalmasın. Ama özellikle istirham ediyorum. Selamın bir alternatifi yoktur. Yerine koyabileceğiniz bir alternatifi yoktur. Selam Allah'ın kelamıdır. Arap'ın sözü veya Araplara ait bir cümle değildir. Dedik ya müminin kimliğidir. Ama illa ve inatla bana selam vermeyen, selamın yerine alternatif kullanan insana da zorla selam vermediği halde istirham ediyorum. "Ve aleyküm selam" demeyin. Adam belki bu parolayı kullanmak istemiyor, kendisini bu aileden görmek istemiyorsa İlla siz de inatla onun selamını alma gayreti içerisinde olmayalım. Kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim, değerli cemaatim, bu cuma hutbesinde okuduğum ayeti celile de Ahzab suresinin 70 ve 71. ayeti celilesinde yüce Rabbimiz bizim aşkında işlerimiz yolunda gitmiyor. Üniversite imtihanına gireceğim veya hangi işe el atsam elimde kalıyor diye hep sorular geliyor. Ona cevap olarak yüce Rabbimiz diyor ki işlerinizin yolunda gitmesi için veya girmiş olduğunuz imtihanlarınızda, yapmış olduğunuz ticaretinizde, evliliğinizde veya aile münasebetlerinizde huzurlu ve mutlu olmak istiyorsanız Ahzab Suresi'nin 70 ve 71. ayetine kulak verin. Rabbimiz şöyle buyuruyor. Dost doğru sözler söyleyin ki doğru değmiyor. Dost doğru sözler söyleyin ki sizin işlerinizi Allah düzelsin. Kardeşlerim, iş hayatında yalan söyleyen esnafın işi rast gitmez. Bunu özellikle altını çizelim. Her ne kadar işini, ticaretini, karşıdakini kandırdığını zannetse de aslında karşıdaki müşteriyi kandırmıyor. Kendisini kandırıyor. Ayetin manası esnaf için şöyledir. Müşteriye karşı doğru sözlü olun ki Allah da sizin işlerinizi rast getirsin bir türlü istediği zenginliğe ulaşamayan tüccar konuşmalarına, sözlerine, vaatlerine dikkat etmeli ki ve ürün sattığı kimselere karşı dürüst olmadığı sürece işleri hep sarpa saracaktır. İşi rast gitmeyecektir. Aziz genç kardeşlerim, ev hayatında da durum böyledir. Kocasına yalan söyleyen kadının aile hayatı kötü gidecektir. Karısına karşı doğru sözlü olmayan adamın hayatı sıkıntılarla geçecektir. Halkına karşı dürüst olmayan yönetici huzur içinde uyuyamayacak ve işleri istediği gibi gitmeyecektir. Öğrencisine karşı vefalı olmayan öğretmenin Eğitim hayatı kötü gidecektir. Amir memur ilişkileri de aynıdır kardeşlerim. Arkadaşlık ilişkileri de aynıdır. Dürüstlük her kapıyı açan anahtardır. Genç kardeşlerim bu cuma günü sizlere emanet edeceğim, hediye kabilinde takdim edeceğim bu cümleyi lütfen unutmayalım. Dürüstlük her kapıyı açan anahtardır. Dürüst oldukça kaybettiğinizi empoze eden, her fırsatta size söyleyenler aslında kendilerini kandırdıklarını hayatlarının her anında görürsünüz. Hiçbir zaman yaşı kaç olursa olsun başarılı olamamışlardır, olamazlar. Muhatap olduklarınız ile aranız iyi değilse İşleriniz rast gitmiyorsa, hayatınız çeki düzene girmemişse, ticaret hayatınız büyümüyorsa, size güvenen insan sayısı azsa bilin ki hep doğru sözlü olmamaktan kaynaklanıyor. Elbette başka sebepleri de vardır ama en önemlisi doğruluktur. Her fırsatta hangi şartlarda olursa olsun doğruluğu bırakmamak zorundayız. Rabbim bizleri her noktada doğru sözlü olan, doğru duyan, duran ve kıyamını değiştirmeyen kullarından eylesin. Cuma'mız mübarek olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerimize olsun.